Evet kıymetli dostlar, merhabalar. Yine sektirmeden her günkü canlı yayınıma devam etmek üzere karşınızdayım. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz canlı yayınıma değerli arkadaşlarım. Bugün yine değerli bir arkadaşımızı konuk edeceğiz canlı yayınımıza. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Dün Elazığ'dan bir arkadaşımızı aldık. 95 puan almıştı ve Türkiye'de 300. olmuştu. Alanında da önemli bir Türkiye derecesi elde eden bir arkadaşımızdı. Söylediği şeyler bence önemliydi. Başarıya giden yolda nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bence çok önemli ipuçları verdi. Adeta başarının tecessüm etmiş hali olarak karşımızdaydı. Ben de can alıcı sorularla bazı ipuçları yakalamaya çalıştım ve bunlar tamamen sizin için arkadaşlar. Neticede milyonlarca insan sınava giriyor. Bazıları ipi daha önde göğüslüyorsa, 90'ın üstünde puan alıyorsa ki bugün alacağımız canlı yayına alacağımız konuğumuz 99 puan almış. Dile kolay yani. Söyledikten sonra bile yutkunuyorum gördüğünüz gibi. Yani kesinlikle dinlenesi şeyler olacağını düşünüyorum. İşte bu insanların hayatı, bu insanların çalışma prensibi, çalışma teknikleri bence sizler için de yol gösterici olması gerekiyor. Neden? Çünkü sınava hazırlıkta aynı zamanda güç kadar teknik de gerekiyor değerli arkadaşlarım. Evet. Şimdi nerelerden katılım var? Biliyorsunuz canlı yayının ilk 5 dakikası takipçilere iletilene kadar bir 5 dakika sizlerle muhabbet ediyoruz. Nerelerden katılıyorsunuz? Hemen memleketlerinizi yazın bakalım. Ve zamanınız nasıl geçiyor? Çalışmaya başlayanlar başladı mı? 2019'lar başladı mı? Ön lisanslar, orta öğretimler, benim yapmış olduğum KPSS kampına uyuyorlar mı? Neticede sizlere ben bundan ilgili bir canlı yayın yaptım değerli arkadaşlar. Bilmiyorum benim hakkımı nasıl ödersiniz? İşin latifesi tabii. Ama bugün canlı yayın alacağım arkadaş da yine sizler için arkadaşlar. Şimdi bugünkü paylaşımın altına bir arkadaşımız yorum yapmış. Hocam hep derece yapanları canlı yayına alıyorsunuz diye. Ne yapalım? Aslında derece yapan kişiyi canlı yayına kimin için alıyorum? Sizin için alıyorum arkadaşlar. Orada sizleri de başarıya taşıyacak bazı doneler, bazı ipuçları yakalayasınız diye. Dolayısıyla burada sitem değil, sadece bir teşekkür etmek gerekir. Bunu da ben hatırlatmış olayım. Evet, Öncü Pınar'dan selam varmış. Aleyküm selam. Memleket Maraş, mekan Artvin. Selamlar olsun Rukiye Yiğit. Elimizden geldikçe uyumaya çalışıyoruz hocam. Uyuyacaksınız tabii, üzerinizde hakkım var. Ben boşuna mı nefes tükettim, size plan program yaptım? Bakın şu anda yani her defasında söylemek istemiyorum. Gerçekten çok önemli işlerle iştigal ediyorum. Kitabın başından kalktım geldim. Kitap yazmak bir motivasyon işidir yani. Bir ilham işidir. Ama canlı yayın saati gelince oradan feragat ediyorum. Karşınıza geliyorum. Ve bu güzel ambiyansı devam ettirmek istiyorum. Ve bu ambiyansın paydaşı da sizlersiniz. Evet, Diyarbakır'dan selam varmış. Malatya'dan selamlar varmış. Aleyküm selam. Adana'dan da selam var. Ankara'dan ve aleyküm selam diyelim. Evet değerli arkadaşlar, yeterli zamanın geçtiğini düşünüyorum. Ve Ali Bey'i bugünkü konuk alacağımız, canlı yayına konuk alacağımız değerli kişi Ali Bey ve eşi Ali Gül. Sınavdan 99.385 P3 puanıyla Türkiye 5.'si olan bir arkadaşımız. Muhtemelen Türkiye 1.'si de küsuratla 1. olmuştur. Yani 99'un daha üstü işte nedir? Sıfırdan sonraki, virgülden sonraki küsurat olur. O münasebette önem arz ediyor. Fakat şöyle bir sorun var. Ben Ali Bey'i canlı yayına nasıl alacağım şimdi? Bir bakayım bana davet göndermiş mi? Evet, Ali Bey davet göndermiş. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Merhaba. Kavuşturana şükür. Evet çok şükür hocam. Çok şükür. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz çok şükür hocam. Sizi gördük daha iyi olduk hocam. Eyvallah. Ya ben sizi tanıyorum. Eşiniz Ali Bey bahsetti. Beni özellikle çok ciddi takip eden bir takipçim imişsiniz. Evet. Teşekkür ediyorum bu teveccüh içinde. Ya siz ne güzel insanlarsınız diyorum. Yani hatta bu başarıyı nasıl elde ettiniz? Tabii bunları konuşacağız ama insanın şöyle diyesi geliyor. Siz gerçek misiniz diye. 99 puan nasıl alınır? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Titanyumla mı besleniyorsunuz? Omega 3 mü içiyorsunuz her gün? Ne yapıyorsunuz? Bize bunların sırlarını anlatır mısınız? Ama öncelikle sizi bir kısaca tanıyalım. Ondan sonra diğer mevzuya gelelim. Tabii hocam. Ali Bey, sizden başlayalım isterseniz. Başlayalım hocam. Ben Ali Gül. Şu an bir kamu kurumunda çalışıyorum. 30 yaşındayım. 31 oldum daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Üniversiteden AÖF işletme mezunuyum ben. Gerçi pek AÖF şey yapılmaz ama ben AÖF'ten mezunum. Çalıştığım için aynı zamanda hem okuyup hem çalışma gereğinden dolayı AÖF'ten mezunum ancak. Anladım. Yani bu da ilginç. AÖF'ten mezun olup da böyle bir çalışma temposuyla böyle zirveleri yakalamak, bu da ilginç. Demek ki örgün öğretim mi, açık öğretim mi, bu da bir tartışmaya açık bir durum. İnsanın kendisinde bitiyor iş galiba. Tabii. Yani lisemiz, okuduğumuz lise de çok böyle çok üst düzey bir lise değildi İstanbul'da. Ama insan çalıştığı zaman benim, ya benden daha da başarılı arkadaşlarım da vardı yani. O dönemde vardı. Şimdi de var başarılı arkadaşlar. Ya tamamen insanın azmine kalmış bir şey bence. Ben öyle düşünüyorum. Peki Ali Bey, şu an neredesiniz? Aslen nerelisiniz? Bunları da şey yapalım. Yani şu an biz Denizli'deyiz. Görev dolayısıyla. Aslen Tunceli'yiz. Eşim de Tunceli. Evet, ne güzel. Tunceli. Evet. Neydi o meşhur türküsü? Dersim 4 dağ içinde miydi? Evet hocam. Evet, Yavuz Bingöl'ün seslendirdiği. Tunceli ben yayınlarda da bahsettim. Yani Munzur Vadisi önemli, milli park. Evet. Keşfedilmesi gereken çok önemli doğal güzellikleri var ki Munzur suyunun tadını hiçbir şeyde bulamazsın. Evet. O kadarını da biliyorum. Elazığ'dan da biliyorum. Peki eşinize gelelim. Eşinizi de kısa bir tanıyalım. Ondan sonra mevzumuza geçelim. Evet. Merhaba hocam. Nidem Gül. 10 yıldır mezunum. Atanamadım. Evet. Dershanede öğretmenlik yaptım bir sene. Bu sene alanınız neydi? Türkçe öğretmeniyim hocam ben. Türkçe öğretmenisiniz. İlk evet. Ali'nin desteğiyle, bana güven aşılamasıyla girdim. Yani sağlık sorunlarına rağmen bir şeyler yapmaya çalıştık. 85 alabildim. Bekliyoruz hocam. Çok iyi bir puan. Peki dershaneye gittiniz mi? Evde mi hazırlandınız? Ben gittim dershaneye de hani ayağımdan dolayı, ayağımda bir sıkıntı var. Hem doğru dürüst gidemedim. Son 3 ay zaten tamamen bırakmak zorunda kaldım. Evde Ali ile çalıştım. Geçmiş olsun diyelim. Yani bir taraftan da sağlık sorunlarıyla mücadele ettiniz. Evet, öyle günlük gülistanlık bir hazırlık süreci olmadı. Evet, yok. Anladım. Ali kalp sorunları yaşarken yani bu tempoyu sürdürdü. Ben ayak sorunları yaşarken. Hani bizim burada amacımız aslında çıkıp benim gibi umutsuz insanlara umut aşılamak, biraz gerçekten moral vermek. Çünkü ben çok umutsuzum. Ama buna çok ihtiyaç var, biliyor musunuz? Yani sizin söylediğiniz bir kelam burada. Umudunu yitirmiş birçok kişiye umut oluyor. Evet. Çünkü insanlarda öğrenmiş çaresizlik var, biliyorsunuz. Benden bir şey olmaz diyorlar. Ve maalesef bazen de kendini gerçekleştiren kehanete özne oluyorlar. O münasebetle sınav aynı zamanda akademik ve psikolojik bir sınavdır. O psikolojiyle mücadele etmek lazım. Üstün psikolojiyle. Siz nasıl motive oldunuz? Kendinizi nasıl motive ettiniz? Ne zaman başladınız çalışmaya? Nasıl bir çalışma temponuz vardı? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Evet hocam. Hocam önce ben bahsedeyim isterseniz. Tabii. Dershanelerin başladığı dönemde hemen başladık. Yani Ekim gibi falan o civarlarda başladık. Ufak çalışmaları kapatıyorum. Evet. Ufak gibi çalışmaya başladık ama yani temposu tabii son aylarda biraz daha arttı. Bahar aylarında diyeyim, öyle oldu biraz. Ya benim için öyle oldu. Hı. Yani çalışmalarda da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Eşime de söyledim. Yani biz burada çok farklı bir şey arkadaşlara söyleyecekmişiz gibi algılanmasın. Zaten biz de siz hocalardan duyduğumuz şekillerde çalışıyoruz. Önemli olan hocadan aldığımız şeyi uygulayıp bir şeyler başarabilmek. Yani biz çok farklı şeyler yapıp da yerlere gelmiş değiliz yani. Hocalarımızın söylediği şeyler zaten genel geçer şeylerdir. Esas bunlara uymak lazım. Bu motivasyon kısmına gelirsek eğer, ben eşimle beraber motive oldum ve 2 arkadaşım vardı aynı kurumda çalıştığım. Onlarla beraber denemelere giderek, yani bir grup oluşturulduğu zaman sanki motivasyon biraz daha artıyor gibi geliyor bana. He, grup insanı motive ediyor. Belki bir yarış havası mı oluşuyor grupta? Ya bizde yarış havası değil de mesela bir denemeye girerdik. Destekleme. Evet, eşimle de girerdik. Ya işte şu nasıl yanlış olur, bu nasıl böyle olur, hani bu böyle miydi? Birbirimize o şekilde birkaç tane soru bile yakaladık eşimle beraber, arkadaşlarla beraber. Yozgat, Çamlı örneğin. Onu yakaladık. Hamlet'i yakaladık. Yani böyle konuştuğumuz konulardı bunlar. Çıktı yani. Sizin o zaman bir araya gelişteki sohbetleriniz de bayağı bir nitelikliymiş. Benim o tarif ettiğim, olmasını arzu ettiğim o nitelikli sohbetler sizde vücut bulmuş demek ki. Evet, o zaman yani şöyle, işin özü Hani millet şunu merak ediyor. 99 puan nasıl? Hakikaten sıra dışı bir başarı. Yani gerçekten örnek insanlarsınız. Ben sizi, tabii siz beni belli bir süre takip ediyorsunuz ama ben binlerce takipçi olduğu için ister istemez farkında olamıyoruz. Şu anda bana mesaj atan, mesajlarına dönemediğim çok kişi var ki bana sitem de ediyorlar. Lütfen sitem etmesinler. Çok söyledim buradan. Biraz anlayış gerekiyor. Neden? Yani bana binlerce mesaj geliyor. Her birine ben 1 dakika ayırsam, ki 1 dakika da yetinilmiyor. Soru üstüne soru devam ediyor sorulara. Bu kitapları yazamam ben. Başka işler üretemem. Bir iki arkadaşım sitem etmiş. Yani bu sistemleri ben çok yanlış buluyorum. Hocam mesajıma niye dön? Bunu bir şey olarak algılıyor. Bir ego olarak algılıyor. Hoca bize tenezzül etmiyor gibi. Öyle bir şey olabilir mi yani? Öyle bir şey olsa şu anda bunu yapmayız. O münasebetle... Hocam yani en sonunda dün denk geldik. Çok mesaj atmıştım size ama kısmet düneymiş yani. Evet. Yani ondan öncesinde şimdi tabii teşekkür mesajları geliyor. Artık sınavın sonuçları. Hani ona da dönmemek, artık ben ne yaptım? Dün kendime bir zaman ayırdım. Hepsine tek tek ben de teşekkür ederim, hayırlı olsun. Ben de teşekkür ederim, hayırlı olsun diye mesajlar attım. Tabii benim sizi takdir ettiğim hususlardan biri nedir biliyor musunuz? Yani yeni farkımıza varıyoruz ama oldukça mütevazi bir ailesiniz. Yani dün de başarınızı bize izafe edecek kadar da alçak gönüllüsünüz ki bunu çok takdir ettim. Ben evet, bu başarı tabii ki bize izafe edilemez. Bu sizin başarınızdır. Biz küçük bir paydaş olmuşuzdur. Ama başarının temel parametreleri, yine de insanlar somut şeyler duymak istiyor. Mesela bir gününüz nasıl geçiyor? Tarihe nasıl çalıştınız? Coğrafyaya nasıl çalıştınız? Vatandaşlığı nasıl hallettiniz? Hocam valla... Yine ben başlayayım. Ben hep şey yapıyorum da. Şimdi tarih videoları izledim. Size de söylemiştim. Ben hani her hocanın anlatış tarzı farklı. Ben Ramazan Hoca'nın videolarını izledim. Ya bir de benim şeyim biraz farklı hocam. Ben 2012'de ilk girdim. 2014'te girdim. 2016'da girdim. Bunlarda işte 70. 20. En son 2016'da ben ön lisanstan 2. oldum. Ya benim bir geçmişten gelen bir ikimim olduğu için üstüne koymam, hemen zaten gitmem rahat oldu yani. Anladım. Siz zaten geçmişteki sınavlarda da derecelere girmişsiniz. Evet, evet hocam. Geçmişte de bir şeyim vardı. Hani 2012, 2014, 2016 olunca tabii o aralarda paslanmıyorsunuz. İster istemez tekrar olunca zaten matematikle ilgili, Türkçeyle ilgili çok problem olmayınca tarih, coğrafya ve anayasayı bitirmek kolay oluyor. Ama yani yine de hocalarımızın dediği gibi video izleyip ardından soru bankası, elimizde olan, çözebildiğimiz kadar o şekilde. Bir de yani çalıştığınız zaman çok bir düzen tutturamıyorsunuz. Böyle her gün sürekli hani iş yerine gidiyorsunuz, yoruluyorsunuz, geliyorsunuz falan derken bulduğum fırsatlarda gece bazen uykumuzdan feragat ederek eşimle ben ikimizle beraber o şekilde yani yapabildik. Benim için düzen böyleydi. Peki, biraz daha farklıydı. Peki 2016'da kaç puan aldınız Ali Bey? O zaman ben 99,7 aldım hocam. 2. olmuştum ön lisans. Hey maşallah. Sen zaten mazin başarılarla doluymuş yani. Dolayısıyla bu sonuç çok da sürpriz olmadı. Yani milletin biraz merak ettiği şu vardı. Çünkü aileler de beni takip ediyorlar. Çoluğuyla, çocuğuyla, evli aileleri, çoluk çocuğu olmayanlar da var. Bazen şöyle deniyor. Hocam işte aile olunca çalışmak zor oluyor, sorumluluklarımız oluyor falan gibisinden. Yani siz aynı zamanda buna da bir örneksiniz. Müşahhas bir örnek teşkil ediyorsunuz. Siz aynı zamanda çalışan birisiniz. 8-5 çalışan birisiniz. Dolayısıyla eve geldikten sonra en iyi ihtimalle 6'da başlarsınız çalışmaya. Yani çalışma zamanınız sınırlı. Evet hocam sınırlı. Ya bizim çalışmamız bazen nöbetli sistemimiz de var bizim. Nöbetli olduğu zaman daha da uzuyor sürelerimiz. Ya tamam tatillerimiz oluyor ama gece şeyleri oluyor. Yani bir düzen tutturmak gerçekten zor. Çalışırken gerçekten zor, öyle söyleyeyim. Ev ortamı da ister istemez. Yani bir bekar insanın ailesinin yanında kalması gibi değil. Ama belli sorumlulukları paylaşarak ya bir şekilde yürütmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. İyi. Evet. Olabildi yani. İcabında işleri paylaştınız. Peki Nidem Hanım siz çalışıyor muydunuz bir sektörde? Yok hocam ben evdeydim, ev hanımıydım. Bu sene zaten kendime odaklandım. Evet. Siz tamamen bu sene bu işi bitireyim diye kendinize evet de kampa aldınız. Peki sizin bir gününüz nasıl geçiyordu çalışmayla? Hocam ben nasıl bir planınız vardı? Şimdi kötü örnek olmayayım kimseye ama hani böyle sabah 8'de kalkarım işte şu saatte uyurum diye bir programım hiçbir zaman olmadı. Sağlık sorunları yüzünden yeri geldi. Akşamları uyuyup da gece saat 10'da başlayıp sabah 5-6'ya kadar çalıştığım da oldu. Ali'nin evde olmadığı günler, hani nöbete gittiği günler genelde böyleydi. Uykumu alıp sabah 6-7'ye kadar çalıştığım oluyordu. Ondan sonra dinlenmeye zaman ayırıyordu. dediğim gibi hani böyle sabah 8'de kalkarım 2 saat çözerim değil ama her gün yaptığım şey mutlaka Türkçe çözmek, paragraf çözmek. Türkçeci olduğum halde paragraf çözmeyi tercih ettim. Denemeleri çok çözdük. Bir de matematik. Matematik dershaneye gittim. Sağ olsun hocalarımız çok yardımcı oldu. İlyas Hoca'yı dinledim ekstra. Ama hani evde kendi çabamla ben bunu yapabilmeliyim, yapmalıyım diye düşünerek kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama böyle kötü örnek olmak istemiyorum da gece bize çok iyi geliyordu. Hani Ali için de benim için de gece sessiz bir ortam. Gelenimiz gidenimiz pek yok zaten. Hani gece daha sakin, sessiz bir ortamda daha verim alıyorduk hocam. Bu şekilde. Yani hayat herkes aynı standartları sunmuyor. Evet. Yani planlı bir şey yapabilmen için her şeyden bağımsız olman gerekiyor. Sağlık sorumlu olmaması gerekiyor. Misafirlerin gelip gitmemesi gerekiyor. Vesaire vesaire. Dolayısıyla o standardı yakalamak zor ama neticede siz bir limitiniz varsa o limiti o geceliğin, sabahleyin veya başka bir aralıkta doldurmuşsunuz. O çalışma limitini boş geçmemişsiniz. Sadece saatler konusunda bir periyodik durum söz konusu olmamış sizde. Peki şöyle soralım. Şimdi Ali Bey siz geçmişten gelen bir birikiminiz var. Nidem Hanım siz geçen sene girdiniz mi? Kaç puan aldınız? Yok en son 2014'te 71 puan almıştım orada. Hayır 2014'ten beri girmediniz. Bu sene girmiş. Peki kaç matematik yaptınız? 22 tane işaretledim. 3 tane mi 4 tane yanlışım çıktı hocam. Peki matematiğe 2014'te kaç yapmıştınız? Hocam 7-8 tane falan ancak işaretledim. Peki bu artışı neye borçlusunuz? Siz neticede bir sözelcisiniz yani Türkçecisiniz. Çünkü matematik de çok önemli sözel branşları için. Geliştirmeyi neye borçlusunuz? Video dinlemeye mi? Başka teknikler mi denediniz? Ne yaptınız yani? Hocam soruları nasıl diyeyim? Anlamadığım sorular. Hani konuyu çalışırdım. Eksik olduğum yerde İlyas Hoca'yı dinledim. Dershaneye gidebildiğim kadar dershanede aldım. Geri kalan şeyleri Ali bana soru üzerinden anlattı. Az kavga etmedik o yüzden. Hani anlamadığım yerde bana çok kızdı. Sanki ben biliyormuşum falan. Anlamadığım sorular üzerinden giderek eksimi o şekilde bana gösterdi Ali daha çok. İlyas Hoca'nın videolarını dinledim. Ne deniyor? İyi günde kötü günde hep beraber olayı var ya sınavda da bu beraberlik söz konusu olmuş. Ali Bey size bu konuda destek olmuş. Peki peki ben şunu sormak istiyorum. Şimdi burada biriktirdiğim. Şimdi adayların duymak istediği şeyler. Nasıl motive oldunuz? Pes etmeyi düşündünüz mü? Sağlık sorunu yaşadınız? Yani böyle gardınızın düştüğü anlarda kendinizi nasıl dik tutabildiniz? Vallahi hocam ben o özellikle sağlık sorunu yaşadığım dönemde 1-2 hafta hatta bir aya yakın belki de daha fazla bıraktım yani. Yani çalışmayı da bıraktım gibi bir şey oldu. Sadece ara sıra Instagram'dan şeyleri takip ediyordum. Ondan sonra yani zaman içinde tabii bir alışkanlığın vermiş olduğu bir şey de var. Ama yapmalıyım dedim yani bir yola çıkmışken bir şeylere hedef almışken kendimi yarı yolda bırakmak olmaz öyle düşünüyorum yani. Biraz da bu işler için sabır ve azim gerekiyor. Süreklilik gerekiyor yani. Bunu da bildiğimden dolayı tekrar dönmem kolay oldu. Tabii eşimin desteği. Ondan sonra özellikle benim iş yerindeki beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Onların işte yaparız, ederiz, şöyle yaparız. Biraz mutlaka insanın bir yerlerden bir destek alması gerekiyor. Eğer o şekilde bir hale gelmişseniz, hani bir sorun yaşamışsanız, bıraktığını düşünmüşseniz inşallah biz de birilerine vesile oluruz bu şekilde ama yani mutlaka bir destek gerekiyor. Hani bu inanç yönünden olabilir. Allah'ım yardım et bana hani ben bir şeyler yapayım. O da olabilir. Bir arkadaş da olabilir. Eş de olabilir. Ya bir hocamız da olabilir. Siz mesela hocam. Hocaları da çok dinleyerek hani sizin telkinleriniz vardı sürekli Instagram'dan kısa kısa böyle. Onlar da etkili olmuştur yani. Mutlaka olmuştur hocam. Evet eyvallah. Yani irade önemli demek ki başarıda. Sadece çalışmak değil irade, sabır, azim dediniz. Evet. Bu üç şeyi özetlediniz. Peki şimdi ne zaman çalışmaya başladığınızı siz Ekim'de başladınız. Nidem Hanım siz ne zaman başladınız? Ben Eylül gibi başladım. Coğrafyadan başladım hocam ben. Hani bir konu bitirmiş olayım diye, bir ders bitirmiş olayım diye Eylül'den itibaren hemen başladım. Peki çalışmanız atıyorum coğrafyayı tamamen bitirip tarihe mi geçmek modüler şekilde mi oldu yoksa günde 2 ders 3 ders çalışıp şeklinde mi oldu? Hocam benim coğrafyayı bitirdikten sonra günlük yine 1-2 tane soru çözüyordum yani 1-2 tane soru bankasından test olarak. Ama her gün mutlaka matematik, Türkçe, tarih, matematik, coğrafya, anayasa o şekilde konu çalışıp arkasından soru çözmeyi tercih ettim genelde. Hani konu anladım. 3 branş çalışıyordunuz dolayısıyla her gün. Yani yeri geldi hiç ders çalışmadığımız zaman hani hastaneye gidiş ya da işte evde keyif yapalım dediğimiz zamanlarda bile mutlaka gün içerisinde ya matematik ya coğrafya çözdük hocam. Hani coğrafya ayrı bir aşk bende çünkü. Türkçeciyim ama coğrafyayı daha çok seviyorum gerçekten. Ne güzel. Gün içerisinde mutlaka coğrafya ve matematik çözdük. Ama hani bakmadığımız gün olmadı. Mutlaka bir test de olsa, bir ne derler, Instagram'dan sorular da olsa bir şekilde hani kopmamaya çalıştık. Sürekli bugün KPSS için ne yaptın der gibi yapmadan önce mutlaka bir şekilde bağlantı oldu. Günlerde vicdan azabı çekiyordum. Yani hani böyle ağrısız olunca ya da işte atıyorum bir yere gitmek zorunda olunca çantamda muhakkak bir soru bankası ya da işte soru cevap taşıyordum. En azından orada bakalım diye. Yoksa uyuyamıyordum. Vicdan azabından uyuyamıyordum. Bugünler çalışamadım. İşte çok önemli. Yani siz artık bu işi tamamen bünyeye sindirtmişsiniz. Kafada bu işi bitireceğim diye kendinize mal etmişsiniz. Peki anayasa ve güncele ne zaman çalıştınız? Hocam İkiniz ortak. Anayasaya biz baştan itibaren çalıştık. Güncele de son süreçte özellikle hani son işte Instagram'dan paylaşım yapan arkadaşlar oldu. Twitter'dan gündemi takip etme, haberleri izleme şeklinde. Anayasaya en baştan itibaren çalıştık. Özellikle değişince biz de bir sıkıntı yaşarız falan diye düşündük ama beklediğimiz gibi gelmedi. Anayasa bu sene yani çok normal geldi. İyiydi yani. Bizim için daha iyi oldu tabii de. Baştan itibaren çalıştık yani. Günceli ve son bir ay özellikle soru cevap şeklinde çok etkili oldu. Bunu arkadaşlar da sordu. Herkese de o şekilde söyledik. Hani bildiğimiz şeyleri birbirimizle paylaştık. Sürekli olarak öğrendiğimiz şeyleri paylaştık. Yemek yaparken, otururken, çay içerken sürekli güncel şeyler. Bu böyle olmuş, şu eklenmiş, bu çıkarılmış gibi. Sizin verdiğiniz TÜİK verilerini falan. Hani sohbetimiz genelde inanın şu son bir yıldır KPSS dışında hiçbir sohbetimiz yok hocam. Hep güncel bilgiler, coğrafya, tarih. Masaya otururken bardaktan cam sanayisine, plastikten petrole bağladığınız oldu mu? Çok oldu hocam. Şurayı gösterelim isterseniz hocam. Size bir şeyimiz var da, panomuz var da onu gösterelim size. Tam masanın yanında. Burada hala kaldırmadık. Sonuçlar açıklandı, hala kaldırmadık. Orada bilgiler yer alıyor. Işte. Ufak ufak notlar. Evet. Hocam Antalya'ya gidip geliyoruz hastane süreci için Ali'nin benim. Yolda giderken sürekli işte bak şu dağlar, işte Akdeniz'e doğru geldik, terör osalar arttı. Coğrafya her yerde diyorum. Mehmet Hoca'nın dediği gibi coğrafya her yerde. Hani inanın hastaneye giderken bile direkt aklımızda coğrafya işte şuradan şu çıktı, bu böyle oldu diye. Salda Gölü'nden geçtik, gidemedik. Aa Mehmet Hoca bunu söylemişti falan. İnanın gerçekten orada bereli olduk sayenizde hocam. Estağfurullah. Katkı sunabilmişsem ne mutlu bana. Ben zaten hani bu işi gerçekten samimi bir şekilde sadece ders için değil, coğrafya gerçekten her yerde, eğitim her yerde. Yani eğitim sadece dört duvara sıkıştırılacak kadar sığ bir ameliye değildir. Baktığın her yerde eğitimi mal edersen ömür boyu, yaşam boyu bilgi geliştirmiş olursun ve herhangi bir sınav sürecinde daha zorluk yaşarsın. Yani millet olarak da bizim böyle yapmamız lazım. Mesela o dağların oradan geçerken bir edebiyatçı olarak, bir Türkçeci olarak niye bir şiir mırıldanmayasınız? Niye siz mesela eşiniz sizden istifade etmesin? Yani böyle yavan yavan insanların fotoğraf çekip gitmesi, selfie yapması bana çok dokunuyor. Orada bilgi birikimini konuşturması lazım. Yani kaç yıldır edindiği bilgiler orada dökmesi lazım. Çünkü bilgi tekrarlandıkça akılda kalır. O münasebette tebrik ediyorum. Onu da o süreci de yaşamışsınız. Peki kaç deneme çözdünüz? Kaç soru bankası bitirdiniz? Ali çok daha çok deneme çözdü. Yeri geldi günde 2 tane, 3 tane deneme çözdü de. Hocam yani ben denemeleri 2012'den beri deneme çözdüğüm için yani bu son süreç için herhalde 30-40 tane vardır ya. Tahminimce 30-40, belki de 50 yani. Bilmiyorum. Aralarda çözdüklerimi de bilmiyorum. Dershaneye gittiğimiz oldu ücretli dışarıdan. Evde beraber zaten son bir ay falan beraber çözdük. Arkadaşlarla beraber keza. Evet. Soru bankası da hemen hemen her dersten en az bir tane bitirmişiz. Yani. O şekilde düşünüyorum. Yani. Her dersten bir tane. Tabii sizin bir altyapınız var. Hani mesela altyapısı olmayan sıfır bir insan daha fazla bitirmesi lazım. Yani bir soru bankası kafi gelmeyebilir. Ben 3 soru bankası tavsiye ediyorum. 3 ideal bence. Benim de coğrafya mesela 3 tane bitirdim coğrafya. Matematik 3 ya da 4 tane bitirdim soru bankası. Tarih yine 3 tane. Bitirdim. Türkiye ve anayasa birer tane bitirdim hocam. Evet. Yani ortalama genelde 3 tane bitirmek gerekiyor. Soru tiplerini tanımak için. Aynı zamanda konu tekrarı da oluyor zaten. Peki geleyim bir başka şeye. Bana son bir ayınızı anlatabilir misiniz? Son bir ay ne yaptınız? Çünkü şu anda da bir ön lisans ve ortaöğretim sınavı var. Sınava gelecek adaylar var. Onlar da ister istemez böyle heyecan yaşıyorlar. Siz ne yaptınız son bir ay? Vallahi son bir ay için özellikle ben nasıl söyleyeyim? Son bir ay bence artık konularım zaten bitmiş olması lazım. Bütün hocalarımız da öyle söylüyor. Son bir ay bana kalırsa yine bilmiyorum, eşim biraz daha değişik düşünüyor olabilir de, ben olsam 1 veya 2 deneme, onun haricinde de soru çözerim. Ben zaten şöyle bir, her zaman şöyle bir prensibim olmuştur. Denemeleri çözerim. Orada yanlış yaptığım soruları, sözel soruları mutlaka yazarım. Yanlışlarımı yazarım, doğrusunu yazarım yani. Yanlışın doğrusunu mutlaka yazarım. Aklımda tekrar dönüp okurum, okumam önemli değil ama bir kere kağıda geçiririm mutlaka. Her zaman yapmışım yani. Dünkü yayını aldığımız Muhammed arkadaşımız, o da sizin hemşerimiz o da. O da aynısını yapıyormuş. Denemede yanlış yaptığı yerleri mutlaka kağıda yazıyormuş. Siz mesela kendi notlarınızı mı tuttunuz? İkinize birden soruyorum. Başka yerlerden not aldınız. Mesela videolar dinleyip not alıyor mudunuz? Ben yapıyordum hocam onu. Eşimin aldığı notlarla ben de çalıştım hocam. Eşim not aldı, ben çalıştım. Sizin yazınız güzel değildi herhalde Ali Bey. Ondan dolayı sanırım. Yok. Yok hocam. Benim de pek güzel değil ama hocam hani dinleyip böyle nerede ne gördüysem not alıyordum. O şekilde ortaklaşa çalıştık. Onları da verdik hocam. Verdiniz. Bütün kitaplarımızı, buradan reklam gibi olacak ama hocam ihtiyacı olanlara, hani lafı gelmişken söyleyeyim de, ihtiyacı olanlara bütün kitaplarımızı, 3 torba kitabı, arkadaşlardan topladıklarımızı adreslerine ulaştırdık. Çünkü İnşallah diğer arkadaşlar da evet, herkes yani. İhtiyacı kalmayanlar en azından. Olmayan kitapları yollar. Seviniriz hocam. Evet. Sayenizde de tebrik ediyorum sizi gerçekten. Bana da zaten özelden ulaşıp hocam kitaplarımı göndermek istiyorum, aracı olur musunuz diye, ben de hiç şey yapmadan sayfamdan paylaşıyorum. Arada irtibatlar sağlıyorum. Bence güzel bir şey bu da. Çünkü kitaplar, bir de kağıt fiyatları çok arttı. Dolar kuruna bağlı olarak inanılmaz kitap fiyatları da artacak yani. Yayın evleri kara kara düşünüyor doğrusu. Ben kitap yazıyorum ama belki de basılmayacak, bilmiyorum. Bu kadar zaman harcıyorum. Ama yazmazsam, hani her insanın bir ruh hali vardır. Ben yazmasam rahat edemem. Basılmasa bile ben yazarım. Bir şeyler üretmek isterim. Bir kenara koymak isterim. Yani kaps hali diye bir hal vardır. İnsanlar bir şey üretmesi lazım. Hani belki bir örnek olacak ama rigid bir örnek olacak. Hani bir ineğin sütünü sağmazsan o inek şişer, rahatsız olur. Onun boşalması lazım oradan. Onun için basılsın ya da basılmasın, ben bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ama kitap fiyatlarının artması, kitap fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şöyle sınavı iyi geçen, yüksek puan olan arkadaşlar tekrar hazırlanmayacaklar. Kitaplarını birilerine ulaştırsınlar. Gerçekten ihtiyaç sahibi çok insan var. Notların önceye kadar yolladık. Çünkü hani belki o notu çıkaracak deftere sahip olmayan arkadaşlarımız da vardı. Hani bize ulaştılar o şekilde. Notlarımızı bile yolladık hocam. Size özelden ulaşanlar oldu tabii haliyle. Ondan önce de hocam kitap ihtiyacım diye bir sayfa var Instagram adresinden. Ebru arkadaşımız sağ olsun. Onun sayesinde hani biz ulaşabildik, bilmiyorduk. Hani halen bugün de gidip yine dershaneden kitap topladık birileri için hocam. Sağ olsun verdiler hocalarımız. Hani buradan ricam, sağ olun hocam. Buradan ricam herkes kitaplarını paylaşsın. Hani çöpe atılmasın o kitaplar hocam. Evet, zaten yani herkes, sınava hazırlanan bir kişi sınava hazırlanan diğer kişilerin halinden anlar diye düşünüyorum. Hangi zorluklarla hazırlandığı. Şimdi ben bakıyorum. Burada size sorabileceğim en verimli saatler sizce hangi saatler ders çalışırken? Benim için gece. Ya gece aslında ama ya bence insan için tabii biyolojik bir saatimiz var. Sabah saatleri aslında daha ideal ama gece de çok sessiz oluyor. Sabahları işte trafiği oluyor. Evimiz mesela yol kenarı olduğu için trafik sesi, insanların işe gidiş harareti falan. Gece daha sakin olduğu için bence de ideal ya gece saati. Evet. Tabii dediğiniz gibi herkesin vücut saati de var. Kişiden kişiye farklılık arz edebilir. Şimdi ben sorularıma bakıyorum. Tabii zaman ekonomi kullanmak istiyorum. Sizden sonra canlı yayın devam edecek malum. Evet. Denemeye Nidem Hanım siz ne zaman başladınız çözmeye? Yani konuları bitirdikten sonra başladınız? Eylül, Ekim gibi? Hayır, yok. Daha konular bitmeden dershanede ilk denemeler oldu zaten. Sanırım Kasım gibi başladık ilk denemelere dershanede. 2 haftada bir oluyordu. Ondan sonra düzenli hani 2 haftada bir denemeler. Eğer gidemezsem de alıp evde çözüyordum. Optiği dershaneye götürüyordum. Ama Mayıs'tan sonra düzenli bir şekilde, hani imkanlar el verdi sürece, Mayıs'tan sonra her gün bir deneme çözmeye çalıştık. Ama yeri geldi bir hafta çözemediğimiz de oldu. Peki denemelerde çok kötü çıktı oluyor muydu? Yani benim ilk denemem 76'ydı. Sonra biz 85 temposuna ulaştım. Bir ara düştüm yine 78'de. Ama son 10 denemem herhalde 90'ın altına düşmedi. Hatta yarın itirazda bulunacağım. Çünkü bu puanı beklemiyordum. Ali'ye de söylemiştim. Yani bayağı bir itiraz var o konuda hocam. Evet, bilmiyorum hocam. Belki bir karışıklık olmuş olabilir. Yine de içinde insanların bir şey kalmasın. Herkes itiraz edebilir sonuçta. Yani. Evet. Bana da çok ulaşıldı. Ben de sayfamdan bugün paylaşım yaptım. Nasıl itiraz edebilecekleriyle ilgili. Arkadaşlar itiraz etsinler. Geçen sene de böyle bir karışıklık olmuştu. ÖSYM şey yapmadı, kale almadı ama şimdi ÖSYM başkanı değişti. Belki sistem değişti, kişi değişti. Sistem değişmedi de kişi değişti. Belki bakış açısı da değişir, kale alınabilir. Çok kişi var böyle. Bir net insanı binlerce kişinin ötesine, ilerisine atabiliyor malum. Peki, efendim? Maalesef öyle hocam. Evet. Peki ben zamanı da ekonomi kullanma adına sizlerin diyecek bir şeyiniz varsa onu alacağım. Yoksa şunu isteyeceğim ben sizden. Yani Ali Bey, Nidem Hanım, önce Nidem Hanım sizden alalım. Diyeceğiniz özet babında adaylara, sınava hazırlananlara ne tavsiye edersiniz? Bu yoldan geçtiniz yani şimdi. Ve iyi de bir puan aldınız branşınız adına. Ne tavsiye edersiniz? Yani şöyle... Arkadaşlar hocam, kimse pes etmesin. Ben 10 yıldır mezunum dediğim gibi. Hani tamamen bırakmıştım. Ben yapamam. Öğrenilmiş çaresizlik maalesef vardı. Ali sayesinde hani kendime olan güvenim geldi. Ben bunu yaparım diye azmettim. Kafaya koydum. İnanın hani yatıp kalkıp KPSS'yi yapacağım diye her gün söylüyordum kendime. Çalışmamı sağlayan zaten bu oldu. Arkadaşlara tavsiyem lütfen. 34 yaşındayım. Hiçbir şekilde pes etmedim. Hani kimse pes etmesin. 10 kere de girse, denese hiçbir şekilde pes etmesin. İnanıyorum ki bir şeyler olacaktır. Yani arkadaşlara tavsiyem bu şekilde. Yoksa ders çalışma konusunda usta burada. Ben bir şey söyleyemem hocam. Tek isteğim kimse pes etmesin. Ben yapabilirsem herkes yapar. Çünkü ben çok umutluyum hocam. Siz belli bir fazla bir aradan sonra tekrar hazırlanmaya başladınız. Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Ev işleri haliyle yaşınız ileri değil ama yine de sınava 23-24 yaşında girip de pes etmeyi düşünen insanlar var. Bir iki defa girip pes etmeyi düşünenler var. Hani biz hep diyoruz ya, bir bordo bereli yere düşse bile iki avuç toprakla kalkması lazım. Hakikaten öyle bir yola girdiysen o yoldan geri dönüş olmaması lazım. En azından kişinin kendine saygısı gereği böyle olması lazım. Hayallerine olan saygısı varsa böyle olması lazım. Şu kolay mesele ya, kim çalışan ne yapmış ki, ülkede torpil var, şöyle var, böyle var. Ya bunlar işin kolayı. Bunları konuşmanın bir şeyi yok, bir faydası yok. Ama senin değiştirebileceğin bir şeyler var. O münasebetle Mehmet Akif'in çok sevdiğim şiiri var. İki el bir baş içindir, el de senin, baş da senin. Oturacaksın, gece 12'ye kadar mı çalışsın, 12'den 5'e kadar mı çalışsın, çalışacaksın. Ondan sonra sonucu bekle. Daha başlamadan şey yapma, karanlığa küfretme. Yani şey çok önemli. Dediğiniz gibi öncelikle şurası çok sağlam olacak. Çünkü bu insanın çalışma azmini tetikleyen dinamodur, kalp. İrade. O zaman Ali Bey'e geçelim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Başka? Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. İnşallah Bursa'ya geldiğimizde geleceğiz. Özellikle sizin için gelmeyi istiyoruz. İnşallah. Tanışacağız inşallah. Çok sağ olun. Memnuniyetle beklerim. Sizlerle tanışmış olmaktan ben de şeref duydum. Tekrar tebrik ediyorum bu azminizi, bu çabanızı, bu başarınızı. Ali Bey sizden de alayım. Hatta şöyle de diyebilirim. Mesela başarıyı özetleyen 5 cümle kurabilirsiniz. Neler dersiniz? Hocam ben şöyle söyleyeyim. Yani şimdi yayına katıldık. Sağ olun. Teşekkürler. Bizi çağırdınız. Arkadaşlara şunu söyleyeyim. Hani ben veya eşim veya bu 99 yapan, 100 yapan bu insanlar çok çok zeki. Sizlerden çok zeki, böyle süper zeki insanlar değil. Sadece çalışıyorlar. Düzenli çalışıyorlar. Belli bir birikim oluyor. Bu şekilde çalışmanın karşılığını alıyor. Her insanın belli bir altyapısı var, belli bir şeyi var. Başarılı olabilmek için mutlaka ben her zaman, yani benim de yapamadığım şeyler oldu. Ben de üniversite sınavında zorlandım, bunu istediğim yere giremedim. Sonra okuyamadım. Bir sürü şey oldu ama bir şekilde bir şeyin ucundan tutmak için öncelikle sabretmek lazım. Azmetmek lazım, dediğiniz gibi. Kararlı olmak lazım. Yani bir şey olduğu zaman en ufak bir şeyle yılmamak lazım. Örneğin denemeye girerdik, işte yapamazdık. Yanlış çok olurdu, şöyle gelirdi, böyle gelirdi. Bunlardan ders çıkarıp bir sonraki denemede yükseltme yoluna gidilebilir. Yani ne bileyim, hani genel olarak arkadaşlara bir şey söylemeye çalışıyorum ama ya bu insanlar çok zeki işte, ben bunları geçirmem falan gibi bir düşünce olmasın. Tamamen çalışmaya bağlı bir şey. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Evet. Eğer çalışırsınız yeterince, istediğinizin karşılığını alabilirsiniz yani. Biraz da inanmaya bağlı bu işler. Hani İnanmak lazım ya. Ben bunu yapacağım eşimle değil. Mesela biz 5 yıldır evliyiz. Bundan önceki KPSS'lerde de ben giriyordum. Tek başıma çalışıyordum. Çalış diyordum, çalışmıyordu. Ben yapamam. Ben olmaz. Geçti artık. Bıraktım. Olmayacak kesinlikle falan diyordu. Bu sene bir şey oldu. Yapacağım dedi. Yani hiç 70 puan civarında alan insan 85 puana kadar çıktı. Ya tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir başarı. Ya benimki zaten aynı seviyelerde gidiyordu. Ben çok ekstradan bir şey yapmadım bu sınavda. Ama böyle bir şey olabiliyorsa daha da iyisi de olabilir. Daha da ilerisi de olabilir. Ya ben arkadaşlardan onu bekliyorum. Yani biz de esas amacımız buydu. Ya biraz daha sabretsinler, gayret etsinler. Olduğu kadar artık yani. Çok da her şeyin sonu değil, dünyanın sonu değil bu sınav biliyorum ama baştan bırakırsan zaten hiçbir şey elde edemezsin. Bunu gördüm yani. Daha önce çok yaşadım ben. Tabii 2010'da da girecektim ben. Sınava bile gitmedim. Ya sizin dediğiniz gibi ya zaten hep işte torpille alıyorlarmış. Boş ver, girmeyeyim dedim. Gitmedim mesela sınava. Evde yattım, gitmedim. Vazgeçtim gitmekten. Sonra 2012'de girdim. Atandım yani 2 sene sonra. Ya bunlar tamamen kısmet dışı, biraz da çalışmak lazım. 2012'de kaç puan almıştınız? O zaman orta öğretimden 95 puan aldım. Maşallah yani şimdi kabul edelim. Zekanın bir şeyi var, katkısı var. Zeka Allah vergisi. Yani kimse ona bir şey diyemez. Zekayı biz vehbi zeka ve kesbi zeka diye ikiye ayırırız. Bir Allah vergisi, bir de sonradan da geliştirilebilecek şeyler var. Şimdi tamam zekisiniz. Ama bir insan zekasına güvenerek sınavda başarılı olabilir mi? Hiç çalışmadan olamaz. Siz zaten böyle bunu söylemeye çalışıyorsunuz. Ben çalışarak başarılı oldum diyorsunuz. Yani çalışma en büyük prensip, bir kere çalışacaksın. Ben bir de hususen şunu sormak istiyorum. Şimdi öğrenciler en çok şikayet ettiği derslerden bir tanesi tarih. Mesela sizin yanlışlarınız neredendi Ali Bey? Çıkan yanlışlar. Hocam ben tarihten şu anda tabii bilmiyorum da ben baktığım zaman ben bir yanlış hatırlıyorum sadece tarihten. Benim sorulara baktım. Tabii optikler daha açıklanmadı bilemiyorum da. Belki bir ekstradan yanlış da çıkmış olabilir. Ben bir yanlış hatırlıyorum tarihten, o kadar yani. Coğrafya? Coğrafyadan 3 tane. Eyvah. Anayasadan benim coğrafyam hocam her sınavda kötüdür. Ya. Coğrafyam bir şekilde kötü. Çok seviyorum. Denemelerde çok iyi yapıyorum. Ama ÖSYM'nin sınavı, ÖSYM'nin soru tarzı bana çok şey gelmiyor. İyi gelmiyor. Neyse anlayamadım. Anayasadan yanlışım yoktu diye hatırlıyorum. Bir Türkçe var, bir matematik var. Evet. Ama arada bir genel yetenek, genel kültürde bir yanlışım daha fazla çıkmış. Onlardan tam olarak bilmiyorum. Evet, peki tarih nasıl aklınıza tuttunuz? Tarihteki çalışma yönteminiz neydi? Hocam daha önceden de çalışmıştım. Bu son sene için açık söyleyeyim. Ramazan Hoca'nın videolarını izledim. Onun dediğini yaptım. Videoyu izledim. Bir konuyu ben konuyu bitirdim komple. Örneğin işte ilk Türk İslam Devletleri. O konuyu bitirdim. Belli bir kendi kafamda oluşturduğum bir işte tablo var. İslamiyet öncesini tamamen bitirdim mesela ben kendimce. Ondan sonra soru bankasından soru çözdüm. Bir gün ertesi gün çözdüm. Bu şekilde. Şöyle düşünecek olursak, hani ilk çalıştığınız 2012'di galiba KPSS'ye göre de, ilk çalıştığınızda tarihe nasıl çalışıyordunuz? Yani not alıyor muydunuz? İlk çalıştığımda tabii hocam ya şimdi de öyle. Şimdi başlarken not da aldım. Ya ilk çalıştığım dönemde tabii videolar bu kadar yaygın değildi veya bizim ulaşımımız bu kadar şey değildi. Daha çok yine videoda izlediğim oldu ama daha çok kendim okuyarak okuyup da not olarak yapmıştım. Tabii burada şimdi video olunca biraz daha şey oluyor. Ulaşım daha rahat olduğu için evet. Oradan hemen dinleyip hemen bir soru bankasına döktüğünüz zaman 1, 2, 3 olduğu zaman zaten bir şekilde kalıyor. Denemelerde sonra ekstradan böyle şey niyeti hani mesela boş olduğum zamanlarda şey de olsa bir tarih çözmeyi çok seviyorum. Ya bir de tarihe benim özel bir ilgim var. Seviyorum yani gerçekten. Onu da olabilir. Tarih çok zorlayıcı görünüyor. Evet gerçekten zor. Yorum soruları var. Bilgi soruları yoruma göre biraz daha kolay oluyor artık sanki. Öyle geliyor bana. Bildiğiniz zaman yapıyorsunuz yani. Ama çalışmak ve ben tekrar ederdim yani tarihi. Yani tekrar çalışmışım mesela. Bir gözden geçirirdim yani böyle baştan aşağı bir kere okumak. Aldığım kendi yazdığım soru notlarına tekrar bakmak. Tarih için özellikle. Yani etkili oluyor yani. Evet. Ben bu şekilde düşünüyorum. Tarih yapılabilir yani. Peki son hafta ne yaptınız? Son haftanız nasıl geçti sınav öncesi? Gezdik hocam. Hiç böyle bir cevap beklemiyordum. Gerçekten gezdik. Eşimin yeğeni bizimle beraberdi. Onunla beraber gezdik ama şöyle gezdik. Sabah kalkıp denememizi çözdük. Ondan sonra gezdik. Sonra geldik işte konuştuk. Instagram'dan takip ettik. Hiç çalışmadan gezme şeklinde olmadı. Tabii yani. Bir altyapı zaten oluştu. Onun özgüveniyle gezmiş evet. Oldunuz. Peki evet. O zaman ben bakıyorum aldığım notlardan bir şey var mı? Teşekkür ederim. Tüm sorularımı sormuş gözüküyor, görünüyor. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı başka bunun haricinde? Hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. Evet. Allah razı olsun diyelim hocam. Hakkınızı bize helal edin. Emekleriniz için, bütün video çeken bu insanlara yardımcı olan. Eskiden çünkü bu kadar şeyler yok. Ben hep söylüyorum eşime. İnsanlar çok sıkıntılı şekillerde çalışıyordu. TV'ler satılıyordu. Ücretliydi. Çok pahalıydı. Hani şimdi en azından insanlar bir kaynağa ulaşabiliyor bu şekilde. Allah razı olsun. Ben de aynısını söylüyorum. Bunu kendim için sadece kabul etmiyorum. Yani Instagram'da, YouTube'da ders anlatan insanlar, ben bakıyorum bazen X hocası diyelim. Adam 70 tane olumlu like atılmış, 15 tane olumsuz like atılmış. Yani bu olumsuz like atanları ben var ya kötü ruhlu olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bedelini ödemediğin bir hizmeti senin olumsuz like atma hakkın yok. Bedelini ödersin ve memnun kalmasın. Adam orada sana bedelsiz bir hizmet sunuyor. Sana teşekkürden başka bir şey düşmez. İnsani erdem bunu gerektirir. O münasebetle sınava hazırlanan arkadaşlar, sanal alemde hazırlanan gerçekten bunun kıymetini bilsinler. Ve zaman zaman da hocaları küstürecek boyuta da getiriyorlar. Yani münasebetsiz şeyler oluyor. Niye mesajıma dönmüyorsun? Bir de böyle şeyler de çıkıyor işte ya. Yani böyle sanki mecburmuşuz gibi. Yani fedakarane yaptığımız şey belli bir süre sonra görev zannediliyor. Hocanın görevi zaten zannediliyor. Bizim insanlarımız hakikaten bu konuda bir uyandırmak, farkındalık oluşturmak gerekiyor. Ben de sanalda ders anlatan her bir emek veren insanı da tebrik ediyorum. Emekleri bence de değerlidir ve insanlar değerini bilmesi lazım diyorum. Sizleri tekrardan tebrik ediyorum. Çalışmış olmaktan memnuniyet duydum. Başarınızı yürekten kutluyorum. Çok güzel bir ailesiniz. İnşallah muradınız olur. İçinizdeki gerçekleşir. Tevazunuzdan ve alçak gönlünüzden ayrıca tebrik ediyorum. Bursa'da yolunuz düşerse her zaman beklerim. Biz de Denizli'ye bekleriz hocam. İnşallah. 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 Denizli'de bir kapımız var diye biliyoruz artık. Kesinlikle hocam. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlara da başarılar buradan. Selam olsun herkese. Yolları açık olsun. Selamlar hocam. İyi akşamlar. Pes etmeyin lütfen arkadaşlar. Pes etmeyin. Evet. Temel hadise bu. Pes etmeden iradeli bir şekilde çalışmak. İnanın sadece. Evet. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Selamlar.